Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nur. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle devletin dağıttığı 1000 lirayı nasıl alırsınız veya 1000 TL'yi hangi seçeneklerle, hangi bilgilerinizi vererek alabiliyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, ilk önce yapmanız gereken şu. Mesela diyelim siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul, tamam mı? Buraya ne yazıyorsunuz? İstanbul Sosyal Yardımlaşma Başvurusu demiyorsunuz. Bakın, İstanbul Sor'da sosyal yardımlaşma binası ve telefonu, telefon numarası diyorsunuz ve önünüze çıkıyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu telefon numarasını arıyorsunuz, sosyal yardımlaşma. Eğer yakınsa gidip kendiniz orada başvurabiliyorsunuz. Buradan işte telefon numarasını aldığınız zaman, yanlış yere girdik lan. Sosyal yardım. Bakın burada her şey yazıyor. Telefon numaraları falan, Esenyurt Sosyal Medya, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü falan diye. Buradan arkadaşlar numarayı arıyorsunuz telefonla. Açmazlarsa, eğer ki yakınsanız oraya gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü çok meşgul oldukları için açmıyor. Açtıkları zaman sizin bilgilerinizi istiyorlar. Annenizi, babanızı, kardeşinizin ve sizin. Ve anneniz babanız ayrı mı? Ne için alıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Çalışmıyor musunuz? Bununla ilgili bilgi istiyorlar. Siz de diyorsunuz ki işte çalışmıyorsanız çalışmıyorum. Anneniz babanız çalışmıyorsa, kardeşiniz çalışmıyorsa her aileden bir kişi alabiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 4 kişiyseniz bir kişiniz alıyor. Diğer 3 kişi alamıyor. Onu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Sonra işte internetten ise başvuru yapmak istiyorsanız sosyal yardımlaşma başvuru formu doldur dediğiniz zaman arkadaşlar direkt bakın burada bir ID çıkıyor. WWID uluslararası diye. Yani insanı inşa etme derneği diye arkadaşlar. Tabii ki çok kalabalık olduğu için şu anda görüyorsunuz sistem bayağı bir yoğun olduğu için sıkıntı. Ama sizden tavsiyem gidip bulunduğunuz yerde başvuru yapmanız daha iyi arkadaşlar. Dediğim gibi hangi ilde yaşıyorsanız, mesela İstanbul dedim, Mardin Sosyal Yardımlaşma Derneği yazıyorsunuz. Sosyal yardımlaşma numarası yazdığınız zaman numarası çıkıyor. Numarasından arıyorsunuz, bilgilerinizi veriyorsunuz. Sizden şöyle diyor, 2 gün içinde, ben mesela pazartesi aradım. Yani 2 gün içinde, pazartesi, çarşamba. Çarşamba günü benden annem ve babamın kimlik fotokopileri ve birer tane fotoğraf istedi. Onlara götüreceğim. Orada onaylayacaklar ve bana paramı verecekler arkadaşlar. Bana yardım etmiş olacaklar. Ha, evinize gelebilirler, kontrol edebilirler. Onu şimdiden söyleyeyim. Gelmeleri de zaten lazım. Neden lazım? Sizin yalan söyleyip söylemediğinizi bilmeleri lazım arkadaşlar. Çünkü siz böyle bir başvuru yaparak diğer maddi destek amacı desteği olan kişilere ve sizden daha kötü olanlara hakkını yememek için gelip kontrol ediyorlar. Bu da güzel bir şey. Evet, bu video inşallah yararlı olmuştur. Eğer ki eksik bilgi varsa yoruma yazmayı unutmayın. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Dediğim gibi parayı almak için o kadar heves etmeyin. Sizden kötüleri de var. Onlar da alabilsin arkadaşlar. Görüşürüz.